Ankara kulislerini iyi koklamasıyla tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında ülke ocaklarında bir dönem genel başkanlık yapmış isimlerin oluşturduğu Ülkücü İrade Platformu'nun Cumhur İttifakı'nı bitirmek için neler yapılacağını tekrar masaya yatırdığını ileri sürdü. Bozkurt, harekete geçmek için seçim sürecini bekleyecekler, dedi. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin MHP'de beklenenden fazla sarsıntı yarattığını belirten Bozkurt, cenazesi, son dönemde yaşanan en kalabalık cenaze töreniydi. Bursa'da bütün kesimlerle ilişkilerini çok iyi tutan AKP'li eski bakan Faruk Çelik de cenazeye katılanlar arasındaydı, ifadelerini kullandı. Ülkücü İrade Platformu'nun cinayet öncesinde son toplantısını yaptığını belirten Sedat Bozkurt, Cumhur İttifakı'nı bitirmek için neler yapılacağını tekrar masaya yatırdı. Harekete geçmek için seçim sürecini bekleyecekler. Sinan Ateş'in ölümü üzerine platforma ilginin arttığının da altını çizmek lazım. Türkiye genelinde örgütlenmeleri artık çok daha kolay görünüyor. Devlet Bahçeli bu konuda suskun kalmayı sürdürecek gibi, bilgisini aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin devletin belgelerine göre suç örgütü liderleri olduğu ileri sürülen Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz isimlerle sürekli görüşerek fotoğraflarını paylaştığını vurgulayan Bozkurt, bu isimler bir siyasi yapıya politik olarak katkı sağlayacak isimler değil. Yani politik olarak ürettikleri ve seçmeni bu anlamda ikna edecek fikirleri yok. Ama Bahçeli'nin yanındalar, diye belirtti. Bahçeli'nin iddiaların odağındaki isim Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a mesafeli olduğunu belirten Sedat Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi içinde, o kadar eski Ülkü Ocakları başkanları içinden neden Sinan Ateş sorusuna da yanıt aranıyor. Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından, hiçbir açıklama yapılmadan, bir pazar günü, Bahçeli tarafından makamına çağrılarak aniden görevden alınacağı söylenen, bu nedenle istifa eden tek isim, diye belirtti.